İyi geceler sevgili seyirciler, 32. güne hoş geldiniz. Aslında Haziran, Temmuz çok çabuk geçti, Ağustos'un ortasına geldik. Arkasından Eylül, okullar başlayınca da yaz bitmiş olacak. Neyse, bu kötü haberleri bir kenara bırakalım ve hemen vakit geçirmeden ilk dosyamıza geçelim. İlk dosyamız renkli geçmişimizle ilgili. Türkiye son derece ilginç bir dönemden geçiyor. Bu yaşadıklarımızı 10 yıl önce düşlemek bile zordu. Kemalizm, ikinci cumhuriyet gibi tartışmalar son zamanlara kadar ağza bile alınmazdı. Oysa bugün kıyasıya bir tartışma var. Tabii bu çok sağlıklı bir olay. Şimdi bu tabulardan biri daha devrildi. Eskiden hanedan, padişah, saltanat dendi mi herkes ayağa kalkar, cumhuriyet elden gidiyor diye feryada başlardı. Oysa bu ay Osmanlı hanedanının yurt dışındaki reisleri yıllar sonra ilk kez bir araya gelip anılarını tazelediler. Hiç de yer yerinden oynamadı. Şimdi gelin isterseniz son Osmanlıların 70 yıl sonra yeniden bir araya gelişlerini ve hanedan reisleriyle yaptığımız görüşmeleri izleyelim ve sizleri son Osmanlılarla tanıştıralım. Cumhuriyet'in resmi tarihi onları hiç sevmezdi. Tarih kitapları hep onları kötüledi. Yıllar yılı dışlandılar. Geçmişin bütün sorumluluğu onların sırtına yıkıldı. Yok sayıldılar. Saltanat demek zümrütlü padişah tahtı, masraflı selamlık alayları, altın yaldızlı saltanat arabası ve pala bıyıklı mehteran takımı demekti. Avrupa'nın hasta adamı Cumhuriyet'le birlikte ölüme terk edilmişti. İmparatorluğa 650 yıl hükmeden hanedan 1924'te çıkarılan bir kanunla sınır dışı ediliverdi. Toplam 144 kişiydiler ve ülkeyi terk etmek için en çok bir haftaları vardı. 1924 Mart'ının ilk haftasında Sirkeci'den kalkan trenlere doluşup dünyanın dört bir yanına savruldular. Birbirlerine tutunamadan göçtüler, sürüldüler, öldüler. ...1952'de hanedanın kadınlarına, 1974'te de erkeklerine af çıktığında zaten çoğu hayatta değildi. Kalanların bir kısmı döndü, bir kısmı Avrupa'nın Akdeniz sahillerinde küskünlüğünü sürdürdü. Ve hanedanın reisi nice sonra günün birinde Fransa'da Nice'in bir arka sokağında ortaya çıkıverdi. Prens Orhan Osmanlı tahtının son varisiydi. İkinci Abdülhamit'in torunuydu. Ailenin erkek soyundan gelen en yaşlısı oydu. Dolayısıyla hanedan reisiydi. Yani hanedan kaldırılmasa bugün Osmanlı tahtında o oturuyor olacaktı. Ama bu şansını aslında 15 yaşındayken yitirmişti. Aradan geçen 68 yıla rağmen haberi aldığı o salı gününü hala unutamıyordu. Salı günü akşamı mektepten geldim, Bebek'ten, Robert Kolej'den geldim. İki polis, bir de komiser ağlı oldu. Dediler bunu imzalayınız. 24 saat altında Türkiye Uzunluğu terk etmeye mecburum. Hemen imzaladım. Ah, halbuki yalnız geziciyim. Vakit aktif, tam 14 yaşındaydı o vakit. Ertesi günü saat 8'de Sirkeci'deydik, trene bindik, 3 gün sonra Budapest'te. O trene binenlerden kimi Hindistan mihracelerine gelin gitti, kimi Mısır zindanlarında esir düştü. Prens Orhan ise inanılması imkansız gibi görünen macera dolu bir yaşamı seçti. Her şeyi yaptım. Şoförlük yaptım, teyarecilik yaptım, sekreterlik yaptım. Garajda otomobil yıkadım. Amerika'yı Cenubi'de teneke fabrikasında çalıştım. Pasaportunda vatansız yazıyordu. Adı Prens Orhan'dı. Milliyeti Osmanlıydı. Son işi Fransa'daki Amerikan mezarlığında mihmandarlık oldu. Emekli olduktan sonra Nice'ye yerleşip sıradan bir hayata başladı. Uyanır uyanmaz fırlarım dışarıya. Geliyorum kahvemi içiyorum. Ondan sonra biraz yürüyorum, otobüse binip teyare karargahına gidiyorum. Orada yediğimi yiyorum. Ondan sonra bir sağa bir sola dönüyorum. Saat 4:30-5'te eve giriyorum. Ondan sonra da çıkmam artık. Prens Orhan son 20 yıldır işte böyle yaşıyor. Ayda yaklaşık 5 milyon lira emekli maaşı alıyor. 30 metrekarelik bir odada kalıyor, çamaşırlarını kendisi yıkayıp yemeklerini kendisi yapıyor. Tek sorunu artık hemen hemen hiç görmeyen gözleri.
Büyüteçle eski saray fotoğraflarına bakarken sık sık çocukluğunun İstanbul'un özlemini çektiği mekanlarını düşünüyor. Serence Bey yokuşu, Gazhane yokuşu. Ben ismini unuttum işte yukarı Taksim'e çıkarken. İsmini unuttum. Sonra şeyin önü tabii, Harbiye Mektebi. Sonra Iklamur, öbür tarafta Iklamur Köşkü. O da mektep gibiydi o bizim için Iklamur Köşkü'de. Orada atlara binerdik, çıkardık, gezerdik. Sonra şey tabii, Haydarpaşa, Üsküdar, sonra Kızıl Toprak, Göztepe, şeye kadar gidersem Kartal, Pendik'e kadar öyle. Bir de şey tabii, o otomobille gidiyorlar, Büyükada. Büyükada, eşek varsa onun eşekle döneceğim. Var mı acaba eşekler hala? Bu özlemle yıllar geçti ve nihayet gün geldi, duvarlar yıkıldı, eski tabular duvarların altında kaldı. Ve son sultan geçen ay yurda döndü. Hanedanın ileri gelenleri prensin dönüşü şerefine yarım asır sonra Kuşadası'nda yeniden bir araya geldiler. O gün Kısmet Otel'de herkes hüzünle karışık bir sevinç yaşadı. Bıyıkları terlemeden terk ettikleri ülke topraklarına saçlarında aklarla dönmüşlerdi. Çevrede artık mehter marşları değil, piyano nameleri duyuluyordu. Etrafları ele tek öpenlerden çok hatıra fotoğrafı çektirenlerle doluydu. Bu kısmeti yaratan Sultan Vahdettin'in torunu Hümeyra Özbaş'a alkışlarla teşekkür edildi. Akşamın konukları arasında son halife Abdülmecit ve Vahdettin'in torunları Nesli Şah Sultan, Necla Sultan ve Hanzade Sultan da vardı. Sürpriz konuksa 1923'te terk ettiği Türkiye'ye 2 hafta önce dönen Sultan Abdülhamit'in torunu Ertuğrul Osman Efendi'ydi. 80 yaşındaki Ertuğrul Osman, 83 yaşındaki Prens Orhan'dan sonra hanedanın ikinci en yaşlı erkeği, yani ikinci reisti. O gün herkesin birbirine anlatacağı birbirinden ilginç öyküler vardı. Saraydan ayrılırken yanlarına ancak birkaç değerli eşya alabilmişlerdi. Yanlarındaki para kısa sürede tükenmiş, yoksullaşmışlardı. Geçim diye bir savaşla yeni tanışıyorlardı. Oysa bugüne dek sarayda hiç böyle bir sorun yaşamamışlardı. Çıktıkları zaman her şey ellerinden almadılar. Ne götürürseniz alın dediler. Tabii bir takım mücevher çıktı. Falan ilk çıktıkları zaman herkesin aşağı yukarı, herkesin parası vardı. Adam akıllı, hali vakti yerindeydi. Ama hiçbir tanesi ticaretten haberi yoktu. Hiçbir tanesi o parayı sarf etmemek, alışıktılar, maaş alırlar, sarf ederler. Topraktan bir şey gelir, sarf edilir. O devam etti tabii. Birkaç tanesi çok zengindi. Yani çok zengin değil, o bugüne göre hiç. Fakat diğerleri sefalet çekti, çok sefalet çekti. Ticareti bilmeyenler kısa sürede öğrendiler. Bu arada hanedan mülkünü yok pahasına elden çıkaranlar da oldu. Satılanlar arasında Abdülaziz'e Riyad'da hediye edilen kılıç da vardı. Kılıçla ben nereye girdim kuşta kılıç? O da Londra'daydı. Birisi dedi ki, işittim dedi, sizde bir kılıç varmış. Evet dedi, kılıç var. Gelelimler. Dedi, I give you 500 pounds. 500 lira veririm. Ben de ne dedi, hiç haberim bile yok. No dedim, 600. 1000 deseydim de olacaktı ama neyse. 600, yes I did. Çekiverdi, kılıcı aldı gitti. Tüm bu acılara rağmen hanedan sürgünde Türkiye'ye küsmedi. Genç Cumhuriyet saltanatın son izlerini de silerken onlar Atatürk'ü uzaktan uzağa sevgiyle andılar. İki şey yaptı bence, iki şey yaptı. En birinci. Bir tanesi tabii düşmanı çıkardı memleketten. Ve aynı zamanda bütün dünyaya baş tuttu. Herkes aleyhindeydi. Bütün dünya Türkiye'nin aleyhinde o zaman. Kimin hatırına gelirdi bunu, Fransızlar burada otururken, Rumlar burada, herkes buradayken çıkarabileceğini, yapabileceğini. Kendi nasıl düşündüyse, düşüncesine göre öyle yaptı ve fevkalade bir şey yaptı, memleketi kurtardı. Türkiye parça parça olacaktı. Ve biz burada kalıydık. Tabii bir taraftan tabii bizim için iyi olurdu fakat biz burada kalıydık. Nasıl mani olacaktık buna? Hiç kabil değil. Vallahi memleketi kurtardı be Atatürk'ü. Yıldız Sarayı'na geldiği zaman uzaktan görürdü.
memleketi kurtaran bir Arap da ne düşünülür? İyilikten başka. Ben hiçbir zaman Atatürk'e karşı bir şey düşünmedim. Hiç. Hatta İstanbul'dayken validesini çıkarmıştı, bir şarkı çıkarmıştı. Yaşa çok yaşa Mustafa Kemal Paşa. Hep o şarkıyı söylerdi. Son Osmanlılar için asıl sürpriz yeniden döndükleri Türkiye'de Neo Osmanlılarla karşılaşmaktı. Yani Yeni Osmanlılarla. Yeni Osmanlılar ikiye ayrılıyordu. Kraliyet düğünlerine özenip bizde de bir hanedan olsa diye iç geçirenler ve Osmanlı'nın eski hükümranlık alanlarında yeniden hakimiyet arayanlar. Acaba yeni bir padişah fikrine eski Osmanlılar ne diyordu? Allah yazdıysa bozsun. Ben hiç padişahlık istemem. Olacak olaydı, hemen benden sonra gelene lütfen alınız rica ederim diye bırakırdım. Ben avantürlü bir adam. Böyle padişahlık öyle oturup da şey edemem. 20. yüzyılın ilk çeyreğine efendi, sultan, veliaht olarak girmişlerdi. Son çeyrekte hanedansız bir cumhuriyete döndüler. Türkiye kadar onlar da değişti. Zaman aşımının hoşgörüsü tarih kitaplarının kinini yendi ve Türkiye Osmanlı ile barıştı.